Her fırtınada annem bir arar ağlayarak. Oğlum sen delisin diye. Ne işin var oralarda? Ne yapıyorsun diye. Yani bir annem arar, babam arar, kardeşim arar. Onlara öyle böyle bir korku yaşatıyorum galiba ama tabii ben burada çok mutluyum yani. Evde öyle duramam. İstanbul'da teknede yaşamak güzel bir şey. Benim hayalim de buydu. Çünkü ben burada bir iş toplantıma hemen kalkıp balık var mı diye bakıp birkaç balık yakalayıp livarıma balıkları atıp hızlıca hazırlanıp buradan önemli bir iş toplantısına yetişebiliyorum. Mesela bir toplantıya katılıyorum. Hasbelkader elim cebime gidiyor falan. Biraz kum geliyor elime. Ya da çok küçük midye kabukları falan o kumun içinde kalmış. Bir şekilde girmiş cebime. Bir tanesinde balık çıktı. O çok saçma sapan bir şeydi. Pandemi sürecinde teknede kalmak benim için açıkçası ayrı bir keyif oldu. Çünkü ortalıkta insan yok. Müthiş bir sessizlik var. Yunuslar girmez kolay kolay limana. Yunuslarla sabah uyanıyordum. Seslerine uyanıyordum. Yanımdan puf diye böyle bir ses çıkıyor. Teknede uyanmak, teknedeki bence en keyifli kısımlardan biri. Güneşle uyanıyorum. Bir kere böyle ışıltılı bir güneşle uyanıyorum. Heyecanla uyanıyorum çünkü önce avlanmam lazım. Balık tuzaklarıma bakıyorum, bir şeyler var mı diye. Varsa tabii daha da keyifli oluyor. Sonra geliyorum, çayımı demliyorum. Kahvaltı yapıyorum. Mutlaka güvertede yapıyorum kahvaltıyı. Hava çok soğuk değilse, güzel bir güneş varsa. Güvertede bir çayımı içip küçük bir şeyleri yedikten sonra genelde çizimin başına oturuyorum. Şayet balık varsa tabii öğle ya da akşam yemeğimi çıkarmam lazım. Onları hallediyorum. Livarımı dolduruyorum, balık livarımı. Onun dışında zaten çok düşünecek bir şey kalmıyor. Geri kalanında iş yapıyorum. Sürekli çizim yapıyorum, hikaye buluyorum. Şu anda 41 yaşındayım. 25 yaşından beri Leman'da çiziyorum. İlk başlarda karikatür yapıyordum. Sonra çizdiğim basit bir hikayeyi editörüm gördü. Deniz'le ilgili bir hikayeydi. Aran dedi işte o hikayeyi biraz daha büyük bir şekilde limanı çizebilir misin dedi falan. Çok heyecanlandım ben. Biraz büyük dediği tam sayfa. O hikayemin beğenilip tam sayfa çizmeye yönlendirildikten sonra düzenli olarak bugüne kadar deniz hikayeleri çizdim. Deniz hikayeleri yani bir balıkçının hikayesi olabilir, denizde başımdan geçen bir fırtına olabilir ya da tam biraz da doğa hikayeleri de diyebiliriz bunlara. Çünkü doğada geçirdiğim vakitleri de çok çizmişimdir oralarda. Yaramaz. Bırak hadi poz ver kız. Teknede çizim yapıyorum. Hatta en çok burada yapıyorum. Burası benim bir çeşit atölyem haline geldi. Burada tam anlamıyla yoğunlaşıyorum. Burada her şey minimaldir. Çok basit şeylerle idare ederim. İki tane bardağım vardır. İşte siz geldiniz yan tekneden aldık iki bardak daha. Bu minimallik belki de bir taraftan yaratıcılığımı artırıyor. Çünkü o zaman benim katmam gerekiyor sürekli bir şeyleri. Bana iyi geliyor bu duygu. Yoksunluk duygusunu da seviyorum. Sürekli her şey etrafımda dört dörtlük olduğu zaman ben yok oluyor gibi oluyorum. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla buradaki bu salaşlık, bu ortam beni tetikliyor, kesinlikle tetikliyor. Ben İstanbulluyum. İstanbullu olduğum için benim canım sıkıldığında gidebilecek 10 tane evim var. Bir sorun yaşadığım zaman gidebileceğim bir sürü ev var. Benim kendime ait bir evim yok çünkü öyle bir masraf yapmaya ihtiyacım yok. Benim teknemi kurtarmam gerekiyor. Benim evim burası. Yani motivasyonum da burası. Bir şekilde bunun ev haline gelmesi gerekiyor. Şu anda çok fazla eksiğim var. Pahalı işler, çok pahalı işler. Bir de eve para ayırmak istemiyorum. Ayrıca burada bir fatura ödemiyorum, bir şey yapmıyorum. Her şey kendi kendime yürüyor burada yani. Çok basit malzemeler kullanıyorum. Tekneyi de çok komplike bir hale getirmiyorum bilerek. Çünkü ne kadar komplike hale gelirse denizde o kadar sorun yaratıyor. Yani basit bir katalitik sobayla ısınıyorum. Ocağım tüple çalışıyor. Çok böyle elektrikli sistemler kurmuyorum. Çünkü onlar aküye yük yaptığı için beni yolda da bırakabilecek şeyler. Motorum çok basit bir motor. Aslında bu kadar büyük bir tekne almak çok akıl kârı bir iş değil. Bu kadar büyük tekne almamın sebebi bunu bir şeye dönüşebileceğini düşünmüş olmam. Ben sanatçıyım, bir çizerim. Bu teknenin geniş alanları var. Çocuklarla, gençlerle ya da diğer çizerlerle buluşarak bir şeyler yapabilir mi? Bu hayallerle aldım.
Sinop'tan aldım tekneyi. Aldığım aile de çok yardımcı oldular, sağ olsunlar Kayıkçıoğlu ailesi. Teknenin okul olacağını öğrendikleri zaman ellerinden gelen yardımı yaptılar. Sinop'ta hiç bakım görmemiş bir tekneydi. Çok iyi bir kaptanla karşılaştım tesadüfen. Geldi tekneye, şöyle bir baktı. Bu teknenin daha kapakları hiç açılmamıştı yani. Motorun ne halde olduğunu falan bilmiyorduk. Şöyle bir baktı, etrafı baktı falan. Ben götürürüm bunu İstanbul'a dedi. Hiç bakım görmemiş. Yani o motor öyle duruyor teknede ve her yerinden bakımsızlık akıyor. Hatta şunu hiç unutmuyorum. Kaptanla oranın çarşısını gezerken kaptanın bir çocukluk arkadaşı geldi ve sen dedi deli misin dedi, manyak mısın dedi, ölümü mü gidiyorsunuz siz dedi bu tekneyle dedi, Karadeniz'i geçmek falan. Hadi canım sen yürü git ben geçerim dedi bu tekneyle her türlü Karadeniz'i. Ya böyle bir şeyle çıktık biz Sinop'tan yola kaptanla. Böyle kader birliği yapmıştık yani. Koca Karadeniz'i geçtik bu tekneyle. Hiçbir sorun yaşamadık. Oldukça eğlenceli, oldukça maceralı bir yolculuktu benim için. Tekneyi aldık, İstanbul'a getirdik. Ben çok korktum başlangıçta İstanbul'da böyle bir tekneyle ne yapacağım diye. Ama bulundu. Bir yer bulundu. Şimdi gelebildim buraya. Tekne barınağı bulmak hem zor, yer de bulmak zor. Hem de pahalı işler. Sizden aylık belli bir bedel alınıyor. Ben burayı biraz tesadüfen buldum. Burası bir spor alanı. Daha çok kürekçiler ve yüzücüler için yapılmış bir alan. Bulunduğumuz bu bölge sanırım İstanbul'un en temiz limanı diyebilirim. Birçok limanda bulundum. Çoğu limanda ayağınızı denize sokmak istemezsiniz. Fakat burada böyle bir şey yok. Burada uluslararası yüzücüler de geliyorlar. Karşı kayaların arasında yüzüyorlar. Denizdeki canlılık iyi seviyede. Ben de burada rahat rahat denize giriyorum. Temiz denizin bazı belirtileri vardır. Bazı canlılar temiz denizde görünürler. İşte deniz kestaneleri, deniz atları. Onları görüyorum burada sık sık. O yüzden ben de güvendim buradaki denize. Benim için çok büyük bir keyif yani buranın dibine dalıp, özellikle şu karşı kayalarda dibine dalıp orada böyle bir süpermarket gibi gezip bulduğum istiridyeyi sepetime atmak, bulduğum yengeci almak, çeşit çeşit midye, deniz tarağı. Burada yakaladığım balıklar karagöz, izmarit, kefal. Tabii ki burnumun ucunda bir doğanın olduğunu keşfetmek çok uzak yerlere gitmekten daha zevkli bir şey. Yani benim için gidip Ege'de, Akdeniz'de böyle balık bolluğu içinde bilmem neyin içinde yaşamaktan daha zevkli bir şey. Burada yakınımda bunu bulmak, yani her istediğimde ulaşabilmek. Bunu yapıp buradan işime gidebilmek, sabah yüzüp işime gidebilmek, kendi tuttuğum balığı yiyip akşamleyin toplantıya katılmak. Sadece istiridyeleri alacağım. Çok güvenmiyorum midyelere ama istiridyelerde bir şey olmaz. Bence yapacak, gençler bunu yapacak çünkü gençlere fazla bir şey bırakılmadı. Alanları çok dar, bulabilecekleri işler iş gibi değil, verilen paralar para gibi değil. Onlara gösterilen yaşam alanı kümesten farksız, hava deliği yok. Yani bunu zaten zorlayıp bulacaklar bence, başka çareleri yok. Yani ya karavanda yaşayacak, ya bir yeşilliğe gidecek, ya denizin üzerinde ev yapmaya çalışacak. Başka çıkış yolu görünmüyor. Erhan Hoca ile 5. sınıfa tanıştım ortaokuldayken. Benim karikatür öğretmenimdi. Tabii ki ben de teknede yaşamak istiyorum. Teknedeki yaşam aslında bana elimde çok büyük bir potansiyel olduğunu fark ettirdi. Çünkü burada gerçekten hiç kimseye bağlı kalmadan yaşamak mümkün. Denizden beslenerek, deniz suyunu içilebilir hale getirerek veya yağmur suyunu kullanarak. Fazla mı gerildi? Yo yo süper gel. Şimdi bunlar çok büyük paralarla falan olan şeyler değil. Sadece istemek yeterli. İstediğiniz zaman bir tekneniz de olur ve siz bunları da yaparsınız. Ama çoğu insanın kaçmak için bir bahanesi sadece. Ya çok pahalı, ya nasıl uğraşacağız? Kendi hayatın için uğraşmazsan ne için uğraşacaksın zaten yani? Tekne bir statü atlatır. Her anlamda statü atlatır. Küçücük bir kayık bile yaşantınıza büyük şey katar. Ona gelip gidiyorsanız, onda bir çayınızı içiyorsanız, bir kahvaltınızı yapıyorsanız ve kalkıp işe oradan gidiyorsanız, belki biraz da denize girip işe öyle gidiyorsanız, yani bu dünyanın yaşanılması şeylerinden biri. Gerçekten çok büyük paralara ihtiyaç yok. İnsanlar yanlış düşünüyorlar bu konuda. Her teknesi olanı zengin zannediyorlar. Zaten bizim ülkemizde böyle bir şey var. Yani tekneniz varsa siz zenginsiniz. Hayır, öyle bir şey yok. Yani zengin teknesi var, evet. O başka bir şey. Bakın milyarlık, trilyarlık tekneler limanlarda öyle durur. Senede bir kere denize çıkar. Çoğu zaman çıkmaz. Tekrar oradan kaldırılır, bakıma alınır. Çünkü bu sadece bir statü. Yaşama şeyi değil burada. Çoğu insanda değil.
Siz o tekneyi kullanıyor musunuz? Hakkını veriyor musunuz? O zaman tekne sizindir. Yoksa parasını verip almışsın, binemiyorsun. Binsen de kaptana ihtiyaç duyuyorsun. En büyük hayalim bu tekneyle ve belki bu teknenin üzerinde buradaki yaşantıyı da paylaştığımız birkaç gençle uzak denizlere açılmak, okyanusları da görmek, belki bir takım adalara yanaşmak, ıssız ada keşfetmek. Çocukluk hayalimdir benim Pasifik Okyanusu'nu görmek. Kaptan Kusto belgeselleriyle büyüdüm ve her şeyden çok onları merak ederdim. Bilmem, olur belki.